Eski erkek arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şarkıcı Seçil Çiftçi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Seçil Çiftçi'nin tek başına hareket edemeyeceği, cinayeti babasıyla birlikte işlediği öne sürüldü. Eski sevgilisiyle kavga etti, sandalyenin demir bacağıyla defalarca vurdu, sorgusunda cinayeti itiraf etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Semih Sevim'in tutuklu yargılanan katil zanlısı Seçil Çiftçi hakkında iddianame hazırladı. Gel dedim, bana sen söyle, niye gelmedin? Hazırlanan iddianamede şarkıcı çiftçinin cinayeti tek başına işleyemeyeceği değerlendirildi. Yine iddianamede şarkıcının eski erkek arkadaşı Semih Sevim'e ölümün benim elimde, seni vurduracağım, sonra da paşa paşa cezaevinde yatacağım şeklinde mesajlar gönderip sosyal medya paylaşımları yaptığı da belirtildi. Erkek arkadaşının yanında ya ben ne bileyim kullanıyormuş adamı. Seçil Çiftçi ifadesinde anne ve babasının cesedin taşınmasına yardım etmek için Çorlu'dan İstanbul'a geldiğini, Semih Sevim'in cesedini battaniyeye sarıp babasının aracıyla Çile yolundaki ormanlık alana bıraktıklarını söyledi. Sanık baba Cemal Çiftçi de ifadesinde kızının erkek arkadaşını öldürdükten sonra eve geldiğini iddia etti. Ancak telefonların HTS kayıtlarına göre baba çiftçinin cinayetten önce eve geldiği tespit edildi. Yaktın yüreğimi, acıttın beni. Mahkeme, Parkinson hastası anne Asiye Çiftçi için takipsizlik kararı verdi. Ancak iddianamede Semih Sevim'in ölümünün yüz, kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması olduğu bu tespitler ışığında sanık Seçil Çiftçi'nin cinayeti tek başına işleyemeyeceği yer aldı. Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin tasarlayarak kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Semih Sevim'in cenazesi 1 Ocak'ta İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunmuştu.